Doncic Atlanta tarafından seçilseydi Atlanta şu an playoff yarışında diyebilir misiniz? Diyebilir miydik? Ben diyemem. Hayır. Diyemezdik. Hiçbir garantisi yok. Peki tarihin en büyük pişmanlıklarından birine dönüşür mü draft anlamında sence? Bence dönüşmeye yani, başladı ama yani Trey Young da çok iyi oyuncu tabii. Hayır yani bazen acele ediyoruz bu tür tanımlamalarda. Tabii. Yani birkaç sezon beklemek lazım. Yani şimdi ya Doncic çaylak değil de MVP gibi oynadığı için herkes bu soruyu sormaya başladı. Onu anlayabiliyorum. Ama tabii dediğin gibi ne kadar bunu istikrarlı götürebilir? Tabii yani şu andaki görüntü öyle tabii. Bence yani, götürdü. Hani iki takımı, iki durumu ortaya koydun ama yani Dallas'ın parçalarının daha diğer parçalarının daha iyi olduğu gerçeğini atlamamak lazım Atlanta'dan. Tabii. Yani şimdi Collins inanılmaz bir çıkış yaptı. Dün muazzam iki tane smaç yaptı. Evet. Akıl almaz smaçlar yaptı. Yani Ante'ye nazire edercesine olağanüstü oynuyor son dönemde. Hatta Trey Young şimdi gölgede kaldı. Yani onun gölgesinde kaldı. O değerlendirme için beklemek lazım ama Doncic kesinlikle ve kesinlikle NBA'ye bu sene çok büyük renk, güç, hareket, tabii, o aradığı reytingi kattı yani. Kesin. Rating kattı NBA'ye yani. NBA'nin sıkıntılarından biri buydu. Yani konuştuk ya son çeyrekleri ayrı satma durumunu. Yani şimdi Doncic'le ilgili sezon başında söylenen en güzel şey aslında Rick Carlisle söyledi. Hemen sezonluk bilet alın sonra pişman olursunuz bu çocuğu izleyemediğiniz doğru için demişti Dallas taraftarlarına. Biraz da öyle oldu. Yani şimdi şampiyona kafa tuttu adam. Kazanamadı. Ayrı mesele. Yani Curry izin aynen vermedi ama kafa tutabiliyor. Yani şimdi neredeyse tek başına. Yani Durant'e bakınca insanlar korkudan titrerken gel diyor. Gel birebir oynayalım. İşte Trey Young'la Doncic arasındaki kıyaslamada unutmamamız gereken. Bu adam önceki senenin Euroleague MVP'si. Yani inanılmaz bir oyun olgunluğuna ve yaşam olgunluğuna sahip. Trey Young Amerikan gençliğini biraz düşünürse arkadaşlarımız daha böyle rahat işte herkesin vay büyük yıldız street olacaksın baller, baba yani büyüksün street baller dediği işte sokakta dolaşan takılan ve bir anda NBA'ye gelip yıldız olan bir adam. Yani kişisel olgunluk arasında iki oyuncu arasında çok fark var. O yüzden biraz daha beklemek bir lazım. Bir de ne olursa olsun yani GM'ler, organizasyonlar, NBA takımları artık Avrupa basketboluna farklı bakıyor. Bundan 20-30 yıl önceki gibi değil. Ama yine de birçoğu hala böyle biraz yukarıdan bakıyorlar, evet, Avrupa basketboluna. Belki Doncic tercihinde bu tür bir yaklaşımda söz konusu olmuş olabilir.